Ceyizhanem YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte şöyle çok güzel kiraz reçeli yapacağım. Ben kirazlarımı aldım. Şu şekilde saplarını çıkararak ayıklıyorum. İlk önce saplarını çıkartıyorum. Daha sonra çekirdeklerini çıkaracağım. Şöyle gördüğünüz gibi kirazlarımız da gayet güzel, tam mevsimine uygun kiraz reçeli yapacağım. Şimdi böyle ayıklayıp saplarına geliyorum. Kirazımızın saplarını ayıkladım. Şimdi güzelce yıkıyorum. Gördüğünüz gibi kirazlarımı 2-3 su yıkıyorum. Tertemiz yaptıktan sonra içerisinin çekirdeklerini ayıklayıp reçelimizin yapımına geçiyorum. Kirazlarımız güzelce yıkadım arkadaşlar reçel yapmak için. Şimdi içerisindeki çiğitleri çıkartacağım. Çiğitleri ya elinizle şöyle ikiye bölerek çıkarabilirsiniz. Şöyle çekirdeğini alabilirsiniz. İçerisine bakıyorum, kurt yok. Gayet güzel kirazlarımız. Ya da şöyle bir aparat yardımıyla çekirdeklerini çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle bir aparatınız varsa şöyle yerleştiriyorum. Çekirdeğini çıkartıyorum. Tekrar göstereyim. Şöyle yerleştiriyorum aparatın içerisine. Üstten bastırıyorum. Çekirdeğini çıkartıyorum. Tekrar aparat yardımıyla nasıl çekirdeğini çıkarıyorum gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle çekirdekli kirazımı koyuyorum. Üstten bastırıyorum. Gördüğünüz gibi çekirdeğini çıkartıyoruz. Ben bütün çekirdeklerini çıkarıp geliyorum. Gördüğünüz gibi kirazlarımızın çiğitlerini ayıkladım. Tenceremin içerisine aldım. Şimdi pişirmek üzere ocağımızın üzerine alacağım. Kiraz reçelimizin içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar kaynamadan önce tereyağı ilave edeceğim ki köpüklemeyi en aza indireceğiz. Şöyle yarım limonun suyunu sıktım içerisine. Bu da reçelimizin şekerlenmesini önleyecek. Şöyle 4 bardak kadar su bardağıyla şeker ilave edeceğim. Kirazım 2 kilo ayıklanınca 1,5 veya 1 kiloya kadar düştü. Biz fazla tatlı sevmediğimiz için 4 bardak şeker yeterli gelecektir. Hadi şimdi reçelimizi pişirmeye başlayalım. Ayıklamış olduğum kirazların üzerine şöyle 4 bardak kadar şekerimi ilave ediyorum. Arkadaşlar ben bir gece bekletmeden reçelimi yapıyorum. Çünkü benim annem gayet güzel reçel yapardı. Hiç böyle bir gece bekleterek reçel yapmadı. Anında hemen taze taze pişiriyoruz. Şöyle güzelce şekerlerimi ilave ettim. Kirazlarıma yedirdim. Daha sonra üzerine şöyle tereyağımızı ilave ediyorum ki köpüklenme olayı olmasın diye ve ocağımın altını yakıyorum. Reçelimizi kaynatmaya başlıyoruz. Şekerle kirazı kaynatmaya koyduktan sonra içerisine yarım bardak kadar su ilavesi yapıyorum ki reçelimiz daha da lezzetli olsun. Ne koyu ne de cıvık olsun diye. Şöyle kaynamaya başlarken tekrar göstereceğim. Gördüğünüz gibi kirazlarımız kaynamaya başladı. Reçelimiz inşallah kaynadıkça güzel bir kıvam alacak. Tereyağımız da şöyle içerisinde güzelce pişiriyoruz. Yavaş yavaş kaynamaya başladı reçelimiz. İçerisine yarım su bardağı da su ilave ettim arkadaşlar. Kirazımız 2 kiloydu. Ayıkladıktan sonra 1250, 1300 ya da 1,5 kilo kadar ancak kiraz kaldı. 4 bardak da şeker ilavesi yaptım. Şöyle yarım limonun suyunu sıktım. İçerisine ilave ediyorum ki kiraz reçelimiz şekerlenmesin diye limon suyu ilave ediyorum. Siz isterseniz limon tuzu da ilave edersiniz ama limon tuzu kimyasal olduğu için
belki bir bozulma falan yapabilir. Eğer varsa elinizde normal limon suyu kullanın. Yoksa limon tuzu da olabilir. Yani bir şey olmaz. Kiraz reçelimiz gayet güzel bir şekilde kaynadı. Yarım saattir kaynattım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi tereyağı da içerisine ısınmadan önce attığım için o kadar fazla köpüklenmedi. Tereyağı da gayet güzel köpüksüz bir hale getirdi. Şimdi gördüğünüz gibi reçelimiz mükemmel bir şekilde kaynadı. Test ediyoruz. Eğer olduysa reçellerimizi kavanozlarımıza alabiliriz. Şöyle beyaz bir tabağın içerisine şöyle birkaç damla reçelimizden damlatıyorum arkadaşlar. Şöyle porselen tabağımın içerisinde çeviriyorum. Kıvamına bakıyoruz. Birazcık da kaynamayı istiyor arkadaşlar. Bir 5 dakika daha kaynatayım. Yarım saat kadar kaynattım ama bir 5 dakika daha kaynatayım. Şöyle gördüğünüz gibi kavanozlarımı güzelce kaynattım. Şimdi içerisine kiraz reçellerimi doldurup güzelce vakumlayacağım. Kiraz reçelimiz gayet güzel bir şekilde kaynadı. Şöyle gördüğünüz gibi kıvamını aldı. Kavanozlara doldurup ağzını sıkıca kapatıyorum. Güzelce reçellerimiz hazır oluyor. Evet arkadaşlar, kiraz reçelimizi şöyle kavanozuma koydum. Şu kenarlarına akan reçellerimi şöyle güzelce temizleyip kapağını kapatacağız. Şimdi kavanozumu sıkıca kapatıyorum. Kapağını şöyle iki geri bir ileri yaparak güzelce sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kapağını sıkıca kapattım, vakumladım. Şimdi ters çeviriyorum. Reçelimizi güzelce vakumladım, ters çevirdim. Üzerini şöyle temiz bir bezle örtüyorum. Sabaha kadar, soğuyana kadar böyle bekletip raflarımıza kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar, reçelimizin son hali sıcak sıcak servis ettim. Şöyle size göstereyim istedim. Zamanım olmadığı için böyle sıcakken gösteriyorum arkadaşlar. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anlık haberdar olursunuz. Güzelce kiraz reçelimizi yaptık arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere.